Merhaba, Sor Bana ile karşınızdayız. NTV Spor YouTube kanalında bir bölümle daha sizinle olmanın mutluluğunu yaşarken yanımda Sinan Güler var. Gurur duyuyorum onunla olmaktan. Türk basketbolunun yetiştirdiği en özel değerlerden biri Sor Bana başlıyor. Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Yıllardır seninle birçok yayın yaptım, birçok röportaj yaptım ama hala heyecanlıyım. Bir de garip bir şekilde aslında yaptığımız röportajlar bir şekilde akılda kalıcı oluyor. O yüzden senin eline sağlık demek isterim öncesinde. Ailecek, eşim çok hoşuna gitmiyor ama çok şakalaştığımız anlar bile oluyor. Umuyorum ki güzel hatıraları devam ettiririz ve senin değer yarattığın ortamlarda her zaman bulunmak güzel. Çok teşekkür ederim Sinan. Ekin'e de buradan çok selam söylemiş olayım. İlk bölümümüzle başlayacak olursam senin Instagram hesabına girip biraz da böyle geriye giderek seni daha yakından tanımasını izleyicilerimizin amaçladım. Görsele gitmek istiyorum. Bir hediye gelmiş sana eski okulundan, evet. 2016 yılında. Bu bir forma ve seni duygulandıran bir hediye olmuş. Hem profesyonel sporcu olup hem de okul ilerletmek çok zor Türkiye'de. O yüzden burada sözü sana bırakıyorum. Bu zorluklarla Türkiye sınırlarının dışında nasıl baş ettin ya da belki orada o kadar zor değil miydi? Ya oradaki sistem kesinlikle çok daha farklı. Formayı giyebilmek için derslerin iyi olması gerekiyor. Derslerin iyi olması lazım ki formayı giyebil. Böyle bir denge var. 32 numarayı artık o okulda kimse benden sonra giymesin modunda davrandığımdan formayı asmaları gerektiğini hem de Hall of Fame'e seçildiğimiz sene oldu. Okulun kendi tarihinin içerisinde seçtiği. Bir şekilde okula bıraktığımız etkiyi bugün bile yaşayabiliyor olmak, oradaki sporcu arkadaşlarımla halen diyalogda olmak çok güzel. Bir görsel daha gelsin o zaman. 15 sene arayla aynı fotoğrafı çekilmeyi başarmışsın. Bu arada bilerek de yapmamışsın anladığım kadarıyla. Bir bu fotoğraf var. Hemen arkasından diğerini de görelim. Darüşşafaka'da yine 32 numaralı formasıyla 15 sene sonra kendisi de altına zaten neredeyse aynı yazmış. Gerçekten de neredeyse aynı. Bir işte 5 farklı, 4 farklı. Orada seti söylüyorum evet. Ama ilk fotoğrafta gençliğin enerjisini görüyorum. İkincisinde tecrübe var ama aynı zamanda bir yorgunluk var. 30 sene boyunca neredeyse sahanın içerisindeyim. O sahanın içerisindeki sahneleri tekrar görmek ve farklı zamanlar içerisinde bunu görmek çok özel. 2011 yılında paylaştığım bir fotoğraf var. O da gelsin. Mehmet Turgut'un çektiği bir fotoğraf. Bu filtreli mi bu fotoğraf? Basılmış bir fotoğrafı çektiğim evet. Bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Bunun hikayesi neydi? 2011 dediğimiz zamanlarda işte smaç yarışmasını kazandım. Atletik olarak bir şeyleri daha farklı yapabildiğim zamanlarda. O yüzden böyle Mehmet abinin gözünde ilginç bir oynamada yapmış olduk iskelet ve potayla. Biraz da Güler Legacy diyelim. Bu da senin hayatının çok çok önemli bir parçası. Bir fotoğraf gelsin. Yaz kamplarının başladığına dair paylaştığın bir fotoğraf. Güler Legacy senin için ne kadar önemli? Hayatının neresinde ve aileniz ne kadar bu işin beraberce içinde? Hepiniz aynı şekilde mi içindesiniz? Necati abi, sen, Muratcan, yoksa aldığınız roller farklı mı? Rollerimiz farklı ve yani özellikle son 3 sene içerisinde abimin gösterdiği emek ve onun getirdiği sonuçlar çok ortada. Güler Legacy'yi ben hep sosyal girişim olarak tanımlarken işte ülkenin spor imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerden çağırdığımız sporculardan dolayı bu hikayeyi yaratabiliyoruz ve özünde sporun sporculuk kariyeri içerisinde katabileceklerinden çok sporun hayatın içerisinde katabileceklerini anlatmaya çalıştığımız bir dünya var ve işte babamdan hatta kendi babasından gelen bir mirası paylaşıyoruz ve bir noktada spora olan sevgimizi ve oradan kazandığımız birikimleri paylaşabilecek alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi abim özellikle son 3 sezondur pandemiyle birlikte olan ihtiyaçları çok iyi şekilde görerek ve yaptığımız etkinlikleri çok iyi yönlendirerek bizim ayakta kalmamızı sağladı. Bu noktadan sonra da muhtemelen benim daha fazla dahil olduğum, abimin milli takımlarla olan görevinin arttığı dünyada benim daha fazla dahil olduğum bir ortam olacak. Şimdi bir de çocukluğunuzdan fotoğraf vereceğim. Çok güzel. Vermeden geçemeyeceğim. Bunu da 2013 yılında paylaşmışsın. Geçmişten bir fotoğraf. Yıllarınız böyle geçti yani. Ya hala da geçiyor. Ve büyük kavgalarla geçti yani. En yakın zamanda muhtemelen beraber oynamaya yeniden başlayacağız abimle. Fiziksel olarak neyin nasıl yettiğini görerek ama burası Isparta. Isparta'daki dedemin sahibi olduğu gül yağı fabrikasının ambarı. Ve normal şartlarda yani orada basketbol oynamamak için her türlü fırsat varken koşturmak için en de sonunda kendimize bir yer bulup orada basketbol oynamak için çabalıyorduk. Bu görüntünün aynısını şu an abim çok net bir şekilde görüyor. 2 oğluyla beraber ve yani her gün ben de evlerine gittiğimde her gittiğimde bir şekilde hadi maç yapalım diye başlıyorlar ve muhtemelen kavgayla sonlanan bir noktaya geliyor. O yüzden abim özellikle şu fotoğrafı her gün izliyor diye düşünüyorum bu noktada. Kızının senin eline oje sürdüğü o fotoğrafı alabilir miyiz? Artık bu yıllardan, kendin çocuk olduğun yıllardan şimdi kızının nasıl diyeyim? Oyuncağı mı diyeyim artık? Oyuncağı kuklası, parmağında oynattığı şey. Yani Yasemin hayatımın en büyük eğlencesi şu anda. O yüzden çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Hatta o özellikle serçe parmağıma sürdüğü sarı oje bir iki hafta benimle kaldı yani. Maç bile oynadım onunla yani, onu söyleyebilirim. Az gözüktüğü için onu silmemesi daha keyifli oluyor. Ve aynı zamanda ben hayatı onunla beraber yeniden öğreniyorum. Ve onun öğrendiği hayata neler katabileceğimi görüyorum ve bir yani anne baba olarak Ekin'le ben çok eğlenceli ve keyifli bir sürecin içerisindeyiz ve bunun zor taraflarını nasıl anda kalarak ve keyif alarak döndürebiliyoruz. Bunun çabasındayız. Yasemin de buna çok büyük olanaklar sağlıyor tabii. Çok da eğlenceli o yüzden. Ekin'le bir fotoğrafımızı da vermeden geçmeyelim. Nikah gününüzden, düğün gününüzden bir fotoğrafımızı da verelim. Çok eğlenceli bir gündü bizim için. Arkadaşlarımızla, çok sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve biraz böyle gerçek dünya koşturmacasından kısa bir süreliğine olsa da koptuğumuz bir gündü. O yüzden güzel bir fotoğraf. Nazara inanır mısın? Hayır. Peki. Kendini benzettiğin bir film ya da dizi karakteri var mı? Floki. Kaybetmekten en çok korktuğun şey ne? Maç. Ekin duyması. Ya o doğru. Yani bir noktada şey, onların hikaye, yani kısa cevap ver dediğin şey ama yani oradaki dünya bambaşka bir noktada. Evet, evet. Ama yani hayatımı kaybetmekten korkmuyorum. Belli bir noktada yani korkuyu ve rekabeti düşündüğümde bugüne kadarki süreçte böyle bir şey oldu. Tabii ki de Ekin'le ve Yasemin'le, onların hayatıma girmesiyle bir sürü şey değişiyor ve evet, öğreniyorum. Ama hep böyle çocukluğumdan beri maç kaybetmek en sinir olduğum ve en korktuğum şey olmuş. Peki kızına tek bir nasihat verme hakkın olsa ona ne söylerdin? Kendin ol. Maç öncesi bir ritüelin var mı? Antrenman öncesi yok, maç öncesi ritüelim böyle 35 farklı maddeden oluşan bir şey. Oo. En önemlisi de yani en başlangıcı annemle konuşmak, Ekin'le konuşmak. O sırada da bir playlist oynamaya başlıyor ve işte sahaya girene kadar başlıyor. En böyle son nokta, eğer babam maçtaysa, sahadaysam ya da kenardaysam babamla selamlaşma. Öyle çok uzun bir süreç. Kendinle en çok gurur duyduğun an neydi? Basketbolu ne yazık ki dışarı bırakmak zorundayım ama Yasemin'in her gün geçirdiği şeyin içerisinde birbirimize kurduğumuz iletişim beni acayip heyecanlandırıyor. Mentorun var mı? Birden fazla var. Net etki yaratarak abimle babamın çok büyük etkileri var. Ve abimle bugün bile konuştuğumuzda hayatıma dair bir sürü şeyi yapmaya çalıştığımda ben hayal aklıma gelirken uygulamaya nasıl koyarım diye düşünen biriyim. Abim de ayakları daha çok yere basan, daha gerçekçi bir insan olarak benim yoldaki o hızda, böyle oyunlarda olur ya, hızlanırken yan taraflar biraz böyle fullulaşır. Evet. Oradaki gerçekleri göstermeye çalışan biri. O yüzden abimin etkisi çok önemli benim hayatımda. İlk mentorum diye görüp bana hayatında dokunuşları olduğunu gördüğüm insan Amerika'daki antrenörüm Gary Turcotte. Yine dolaylı ve gerçek dokunuşlara sahip olan bir mentor Ergin abi oldu. Bugün çok böyle bir araya gelemesek de ikimizin programıyla beraber yani hep kariyerime kattıklarını düşündüğümde, bana söylediği, söylemediği, kızdığı, kızmadığı anları düşündüğümde öyle bir mentörlüğü olduğuna inanıyorum. Eniştem ve kuzenimin de spor ve iş dünyasını birleştirdiğim alanda benim görmem gereken şeyleri çok güzel gösterdiklerini söyleyebilirim. Ve şimdiki bölümümüz Seni Seçtim. Bu bölümde birbiriyle hiç alakası olmayan, yani çoğunun, bazılarının da var, insanlar arasından tercih yapmanı rica edeceğim. İlk eşleşmenin Steve Jobs'la başladığını ifade etmek isterim. Steve Jobs gördüğünüz gibi. Şimdi Sinan Güler Steve Jobs'ın karşısına gelecek kişiye bakalım ne diyecek. Hop. Naim Süleymanoğlu. Senin için Steve Jobs mı, Naim Süleymanoğlu mu? Muhtemelen Steve Jobs olurdu. Çünkü teknolojik anlamda vizyonu ve dünya düzenine yaptıklarını anlamak ve karakter olarak onu böyle bir, sadece bir gün bile gölgeleyip neyi yapıyor, neyi kötü yapıyor, onları incelemek. Bir, ilerleyen dönemde yaptığım işlerde lider olmaya çabalayan biri olarak yardımcı olur diye düşünüyorum. Peki. Devam ediyorum. Bir diğer eşleşmem için James Hetfield. James Hetfield geldi. Metallica'yı çok sevdiğini biliyorum çünkü. O eşleşmede karşı... Aa! Yemin ediyorum tesadüf. Kesinlikle ve kesinlikle Eminem. Hiç şey bile değil. konu bile değil. Muhtemelen yani konserleri, bir kere konserine gitme fırsatım oldu. Yani en yakın zamanda denk gelirse muhtemelen gitmek için de çabalayacağım yeniden. Tanışmak istediğimde böyle 2-3 insandan biri. Evet. Bu arada tesadüf dediğime bakmayın, onu da çok sevdiğini biliyorum. Devam edelim. Ama karşılıklı gelmeleri tesadüf gerçekten. Bu arada bu eşleşmede şimdi kimin geldiğini gördüm, sıkıntı. Peki. Necati Güler. Rakip kim gelecek? Rakibe bakıyorum hemen. Şimdi yani bir diğer tanışmak istediğim ve aslında bir iki defa hayatımda kamplarına gittiğimden dolayı tanışabildiğim Michael Jordan'ı seçeceğim. Babayı harcadık. Şu anda böyle aslında bütün şeyde tanışmak isteyeceğim insanlar yolundan gittiğimiz noktada Necati Güler'i tanıyor olmak bu noktada yardımcı Güzel. Oldu. Güzel, evet. Son eşleşmeden kim geliyor? Rafael Nadal geldi. Karşısına gelen Usain Bolt. Nadal direkt. Orada da hem hırsını, maçı yaşayışını ve aslında spora kattıklarını, tenis sporuna kattıklarını düşündüğümde Nadal kolay bir seçim oldu. Usain Bolt'u da aslında şundan seçmiştim. Seninle böyle yıllar önce yaptığımız bir yayında basketbolcu olmasaydım atlet olurdum şeklinde bir ifadem vardı. Evet. Hani onu da oradan yakalarım belki dedim ama kolay eledi. Evet. Kolay harcadı gerçekten. Şimdi Steve Jobs Eminem eşleşmesinden kimi çıkaralım? Eminem. Çıkardık. Jordan Nadal'dan da muhtemelen. Burada Nadal'a doğru gideyim çünkü Michael Jordan'ı en azından hayatımda gördüm ve Last Dance'te farklı bir Michael Jordan tanıdığımı söyleyebilirim bütün her şeyini bilen bir insan olarak. O yüzden Nadal'la devam etmek belki daha şey olur. Biraz da soğudun gibi sanki Last Dance'te. Yo, soğudum diyemem. Çünkü benim hayranlığım o konuda böyle sportif bir hayranlık olduğundan dolayı. Ama Steve Jobs'la benzer bir şekilde yani o seviyede başarılı olmanın getirdiği belli negatiflikler var. Ve bu negatiflikleri az çok bilirken programın içerisinde görme fırsatı bulduk. İnsanlığını görebildiğimiz diye düşündüğümüz anlarda bile insanlara neden kötü davrandığını ve o en iyi isterkenki davranış biçimini gösteriyor. Bir de aynı zamanda basketbol endüstrisindeki bir sürü şeyi bilip görüp yaşadım. İnsanlarla bir araya gelme fırsatı buldum. Dediğim gibi en azından hayatımda bir kere görüp aynı sandalyede oturma fırsatı yakaladım. O yüzden Nadal orada biraz daha şey olur ki zaten sonuçta belli. Evet, sonuçta belli yani Eminem Nadal kaldığı yani, için. Aynen. Evet. Gerçekten bir gün sadece oturup böyle neyi nasıl yapıyor, çalışıyor, ediyor görmek çok isterim, tanışmak çok isterim. Şu anda hayatta olup gerçekten tanışmak isteyeceğim 2-3 insandan biri. Sırada mesela bölümümüz var. Mesela yönetmen olsaydın hangi filmi yönetmiş olmak isterdin? Hangi filmin yönetmeni olmak isterdin? Hobbit. Mesela klonlarınla dolu bir dünya olsaydı, bu senin gözüne nasıl görünüyor? Korkunç. Korkunç dedi bu arada. Biraz da sesi içine kaçtı o yüzden. Direkt yani yok olmasın öyle bir dünya. Hangi spor müsabakasını tribünden takip etmek isterdin? Wimbledon finali. Tarihte bir icat senin olabilseydi, hangi icat senin olsaydı? Hangi icadı yapmak isterdin? Soruya hangi icat senin olsaydı? Galiba iletişimle alakalı bir şeyden dolayı internet diyebilirdim. Güzel. Evet. Hangi dönemde yaşamak isterdin? Çok güzel bir soru. Mezopotamya'nın en yüksek olduğu zamanlar, şu anda böyle en gitmek istediğim zaman herhalde. Bir festival düzenlesen teması ne olurdu? Basketbol. Yani özü basketbolun çevresinde olacak bir şey olurdu ve yani eğer çok şey bir şey olmazsa 1-2 senede bunu başarmak istiyorum. Aslında o zaman bununla böyle bağlantılı olabilecek bir hayal dünyasına kapı açabilirim burada. Tarihe geçecek bir turnuva düzenleyebilirsin ve bu turnuvaya 4 takımı çağırabiliyorsun. 4 sporcu da olabilir bu arada, bireysel sporcu da olabilir, 4 takım da olabilir. Bu turnuvayı nasıl bir bağlamda organize ederdin ve hangi 4 takımı çağırırdın desem? 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin ve 2010'ların en iyi takımlarını böyle bir Final Four yapmak enteresan olabilirdi. Ya NBA'de ya Avrupa. Evet, çok güzel olurdu. O zaman son mesela sorum, bir müze açacak olsan mesela nasıl bir müze açardın, neler sergilemek isterdin, konsepti ne olurdu? Uygarlık tarihimizle alakalı şu an henüz daha kabul görmemiş bazı düşüncelere sahibim. O yüzden de muhtemelen 13.000 sene ve öncesine ait olan yaşadığına bir şekilde inandığım ve bunun kanıtlarını ufak ufak görmeye başladığımız uygarlığın müzesini açmak veya onun bir parçası olmak isteyebilirim. Sıradaki bölümümüz Bil Bakalım Kim. Bu kişi, yani senin bilmeni bekleyeceğimiz kişi hayatından biri. Ailenden olabilir, arkadaşın olabilir. Ben bu kişiyle konuştum ve birkaç ipucu belirledik beraber. Bu ipuçlarını senin tahmin edemeyeceğini umuyoruz. En azından 4. 5. maddeye kadar beni avlayamayacağını umuyoruz. İlk maddeyle başlıyorum. Bil bakalım kim diyen kişi sana diyor ki hem seninle hem de abinle oynadım. Aynı takımda. Aynı takımda. Hı hı. Liste güzel uzun evet. Kaldı şu anda. Evet. Süper. Bir tahmin alalım. En yakın tahmin şu anda Tufan diyebileceğim. Tufan Ersöz. Değil. Bir tahmin daha alabilirim. Çünkü liste uzun bayağı. Aynen. Normalde bir tahmin tercih ediyorum ama... Cenk Akyol. Değil. Devam ediyorum. Bil bakalım kim diyen kişi şöyle diyor. Bir maç öncesi seninle warm-up'larımızı değiştirmiştik. Rakipken mi peki? Soru sorabiliyor muyum? Evet, evet sorabilirsin. Aynı takımdayken warm-up değiştirmiştik. Hı hı. Ender Arslan. Değil. Aynı takımda oynamıştan gideceğim. Mehmet Yağmur. Çünkü olayı hatırlamıyorum yani o değil. Değişim. Aslında Mehmet'i ben hem senin hem abinle aynı takımda oynarım dediğimde ilk Mehmet gelir diye düşünmüştüm. Tufan geldi. Olsun ama değil. Devam ediyorum. Burada beni avlayabileceğini düşünüyorum 3. maddede. Hı. Hatta yani bence tahmin burada gelecek. Bu kişi diyor ki antrenmanlardan önce yaptığımız birebirlerde 3-2 ben öndeyim. Gökhan Şirin. Doğru. Peki 3-2 önde olduğunu kabul ediyor musun? Hayır. Kendisi diyor ki benim şahidim Doğuş Balbay. Ve olabilir tabii ki de yani ama yani kabul edebileceğim şey şu olur. Tabii ki de kazanma rekabetini bir yerde şey yapıyorum, kaybetmeyi sevmeyen biri olarak. Ama belli bir noktada eğlenceyi ön planda tutmak, antrenmana daha sakin ve rahat bir kafada çıkmayı ön planda tuttuğum anlar olduğundan dolayı ben daha çok işin eğlencesindeydim diyebilirim. Hani bazı yani... noktalarda da kazanmasına bir tık izin vermiş olabilirim. Peki warm-up olayını hatırladın mı? Warm-up'u şu an şey yapamam, karıştırdık mı diye düşünüyorum yoksa değiştirdik mi diye. Ama hayır tabii... hayır anlatacağım hikayeyi şimdi güzel çünkü. 2006'da Gökhan'ın ilk maçı, playoff maçı Darüşşafaka Fenerbahçe arasında Abdi İpekçi'deymiş. Ve o maçta ona verilen warm-up büyük geliyor. Sen de diyorsun ki al benimkini giy, o sırada değiştiriyorsunuz. Bir dakika. 2006'da ben Darüşşafaka'da oynuyorum. Darüşşafaka'da beraber mi oynuyoruz? Evet. Hayır. O işte altyapıdan onu maça çıkarıyorlar. Ooo! Milattan önceye gittik. Okey. Yani müthiş. Evet. Ben onun kadroda yani altyapıda oynadığını az çok hatırlıyorum. Kadroda girip şey yaptığını unutmuşum. Evet altyapıdayken işte onu maça çıkarıyorlar. Süper. İlk maçı ona verdikleri warm-up büyük geliyor. Sen de diyorsun ki al benimkini giy o sırada değişiyorsunuz. Süper. 2006'da oluyor olay. Ben dedim ki ya bunu hatırlayabilir dedi ki hayatta hatırlamaz. Hayatta yani yok. Evet dediği de çıktı yani. Kesinlikle vay be. O zamanki warm-up'larda numaralar isimler yazmıyor. O yüzden evet, değiştirmesi evet. Daha tabii, kolay. Tabii. Şey, tabii. Süpermiş. Gökhan selamlar. O zaman son olarak kapatmadan bir sorum daha var. Totemin var mı? Bu rutinleri konuşuyorduk ya, o rutinlerin bir sürüsü o totemin bir parçası gibi düşünüyorum. Ama bir noktada da yani işte nazar dedin, totem dedin, evet. Rutin dedin. Bunların hepsi bana şey gibi geliyor. Aslında beynin doğru frekansa gelmesine yardımcı olacak şeylermiş gibi geliyor. O yüzden kendi için rahat etsin diye tabii ki de totemim var diyebilirim. Maçta oturduğum yer... İşte Doğuş'la maça çıkarken selamlaşmam, Ender'le maça çıkarken selamlaşmalarım seneler boyu. Bunların hepsi böyle bir ortak paydada bir rutinin ve bir frekansın parçası ama onların hepsini totem diye de düşünebiliriz. Programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. NTV Spor YouTube kanalımızda bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalımızda bizleri takip etmeyi unutmayın. Tabii hem kendi programım için söylüyorum hem de diğer bütün programlar için bildirimlerinizi de açın ki her yeni yayında size bilgi gelsin. Tabii yayınlarımızın altına yorum yaparsanız da bizleri memnun edersiniz. Şimdilik veda ediyoruz.